Milyon tane resmi vardı adamın bilgisayar tarafından üretilmiş. Milyon tane de 100.000 tane, ona 15'er tane yapmıştı. Milyon da oradan geliyor. 2-3 milyon tane resimle 2-3 milyon içerisinde işte onar bir tane de piksel olsa 20-30 milyon tane elinde feature vektörü var. Bunları eğitmesi lazım. Kaç tane TC'si vardı bilmiyorum ama 24.000 CPU saati gerekiyormuş bunun eğitilmesi için. Ya da 1000 core cluster'la bir sistemin bir gün çalışması gerekiyor. Training tree trees to that 20. 3 tane ağaç kullanmış random forest'inde. 3 tane ağacı var. Ama 20 tane derinliğe kadar indirmiş. 250-20 bayağı bir rakam ediyor bana. Koskocaman bir şey yani. 1 milyon resim üzerinde 1000 koskocaman Microsoft'un serverlarına bir günde çalıştırıyormuş ve yere eğitebiliyormuş. Bayağı bir eğitmesiz ama. Ama çalışması çok hızlı. Niye random forest kullanıyor? Her bir pikseli o random forest'e sokuyor teker teker. Ve bunu saniyede 30 defa yapması lazım. Random forest'ler çok hızlı çalışan şeyler biliyorsunuz. Tamam. Bunun hakkında ve sonuçta bundan geliyor cevap. Şimdi şu noktadan, tamam mı? Bu şu 4 tane seçilmiş alandan kafa pozisyonu burası demek için de yine bir işlem yapıyor. Onun içinde bildiğimiz bir algoritma mean-shift kullanılıyor. Hatırladınız değil mi? Mean-shift aynen benim kullandığım, benim çaldığım slide'lardan çalmış. Kafa nerede olabilir? Ağırlığın olduğu yere doğru gidiyor. Distribution modunu bulmaya çalışıyordu ya. Oraya doğru gidip kafa pozisyonu bu şekilde. Mean-shift çok hızlı çalışıyor çünkü. Adam son 15-20 yılda icat etmiş hemen hemen her şeyi kullanmış. Structured light, random forest'ler, mean-shift, onların hepsi İsrail'den gelen o depth sensörü. Onların hepsi bir araya geldiği zaman kinek gibi. Ben hala kinekin çalıştığına inanmıyorum. Ne zaman yanına baksan tam bir mühendislik harikası, bilim harikası. İnsanlar ne olduğunu pek anlamıyorlar, onun için kullanıyorlar ama son 20-30 yılda icat edilmiş vicincilerin hemen hemen her şeyini kullanıyor. En güzellerini kullanıyor. Bir araya gelmişler ve o kadar hassasiyetli o sonuçları elde ettiğini hala ben inanamıyorum. Çok iyi mühendisi yapmış bir tane cihaz. Bunlar da sonuçlarımız. Bu adam diyordu ki işte bu arada şunun üzerine çalışıyorlar. Yani böyle bir iskelet pozisyonu varsa bu pek doğru bir pozisyon değil. Kimsenin böyle eklemleri yok böyle terse falan diyecek. Olsa olsa bu budur diyor. Tamam mı? Bunun üzerine çalışmalar falan filan. Kinect'in kötü tarafından bir tanesi biz kullanmaya çalıştık. İlk tane kullanmaya çalıştık. Elini bir alet aldığı zaman Kinect kafayı yiyor. Şunu al. Çünkü burada bir tane piksel atlamaya çalışıyor. Tamam mı? Elin uzantısı sanıyor. İşte ilk tane şey yapıyordu. Fizyoterapi egzersizlerini tanımaya çalışıyordu. Çubuk. Kaldırıp indirmesi lazım çubuğu. O çubuğu adamın elinin uzantısı sanıyor. Tamam mı? O da kafasını çok karıştırıyor. Tuttuğun zaman zaten kafayı yiyor. Sandalyenin üzerine otur. Orada da kafayı yiyor. Sandalyeyi senin bir parçan sanıyor. Çalışmıyor gibi durumlarda. Yani yere yattığın zaman çalışıyor. O yüzden Kinect'in bu interfezini kullanmak. Sadece derinlik sensörünü kullanmak zorunda kaldık. Başka burada ne vardı? Tamam. Yine aynı slide'ı koymuşum buraya. Kinect'le ilgili. Ya anlattığım bu hikayeler, random forest'ler şundan falan uyduruktan şeyler değil. Adamın bir tanesini kendini tatmin etmek için icat ettiği, bebeğe bakmak için icat ettiği şeyler değil. Kinect gibi 100 milyonlarca, 100 milyon satılmış mıdır ya? Xbox kaç tane satılıyor? Ondan standart geliyor değil mi? 100 milyon satılmıştır galiba. Satılmıştır deyin. Bak bayağı dedim. Satılmıştır hocam, ben çok kullanmadım. Onun gibi bir makinenin içerisinde bunlar çalışıyor ve şeye inmeye başladılar. Yani arabalara bunlar kurulacak. Cep telefonuna girdiği zaman bayağı bir cep telefonda böyle bir derinlik sensörü üzerine çalışan böyle makinelerle markalara girmeye başlayacak. Hayatımızda işin dışıyız biz bunlara. Çok farkında değiliz ve giderek de bunların yaygınlıkları artacak. Tamam. Benden bugünlük bu kadar. Soru falan var mı? 3 dakikalık soru için. Leap Motion da böyle çalışıyor. Yaptığı şey yani sadece bir stereo korespondanstan her bir noktanın eklemin nerede olduğunu bulmak çok kolay bir şey değil. Mantık aynı mantık. Milyonlarca elde isminin üzerinde bunu eğit. Nerede olduğunu çok hızlı makineler çalışan. Eğitim zor ama çalışması çok hızlı makinelerle bunlar yapılıyor. Leap Motion'da kinetikten ayrı olarak elinin içinde bulunan bir tool falan da hızlı ekledi. Sadece tool, bir tane uzun tool var ama elle beraber onu bulamıyor. Line detection yapıyor. Eğer uzun böyle bir şey varsa eğer eli artık ihmal ediyor dip tarafını, ucunu veriyorsun.
eli yine bulamıyor. Yani interak yaptı sana şey, elinde bir çubuk var, bunu böyle tutuyorsun diyemiyor. O da kafasına kayıyor. Ne bir şey hala ben kafayı yiyorum. Şöyle yaptığın zaman ancak tamam bu çubuk mu falan. Tamam. Var mı sorusu? Önce bu hafta bu kadar arkadaşlar. Haftaya yüksek lisansların sunumları var. Kaç kişi sunum yapacak buradakilerden? Bir, İki, efendim, tabii ki geleceksiniz. Eğer yeteri kadar müşteri çıkmazsa ben konuşmaya devam edeceğim ben. 2-3 tane daha paper anlatırım. 2-3 tane daha paper anlatırım ben yeteri kadar insan çıkmazsa.